Tracy Wigginton çocukluğunu Rockhampton, Queensland'de geçirdi. Ve annesinin boşandıktan sonra başlayan sağlık sorunları nedeniyle büyük anne ve büyük babası tarafından büyütüldü. 3 yaşındayken büyük annesi ve büyük babası Avril ve George Wigginton tarafından resmi olarak evlat edinildi. George, Tracy'yi sevgi yağmuruna tutarken Avril'ın ona karşı çok sert davranışları vardı ve duygusal istismar sınırındaydı bunlar. Avril'ın kendi yetiştirilme tarzında da cinsel, duygusal ve fiziksel kötü muameleyi kapsayan ağır travma ve yoğun istismar vardı. Bu durum, Avril'ın Tracy'ye davranışını mazur göstermese de Avril'ın davranışları hakkında bir bağlam ve içgörü sağlamaktadır. Evliliklerinin başlarında George evlilik dışı ilişkilere girmeye başlamış, hatta metreslerini ağırlayacağı yeni bir evde satın almıştı. Avril'ın üvey çocuğu Mariam'a da yönelik istismarı George'un sadakatsizliğini keşfettiğinde daha da artmıştı. Ancak evlat edinilen çocuklar Gianne ve Tracy istismarın çoğundan kurtuldu. Mariam bunlara dayanamayarak sonunda kaçtı. Ve daha kaçarken Tracy'yi de yanına almadığı için pişman oldu. Avril, Mariam'a kıyasla Gianne ve Tracy'ye kötü davranmaya daha az meyilli görünüyordu. Tracy bir zaman sonra okültizme ilgi duymaya başladı. Büyücülük, astroloji ve okültizm gibi konuları araştırıyordu. Kütüphaneden bu konularla ilgili çok sayıda kitabı alıp hepsini okudu. Ruh çağırmalar gibi karanlık yönlere özel bir hayranlık duyuyordu. Büyük babası George, merakını körüklemek için daha fazla kitap satın alarak onun ilgi alanlarını destekledi. Ancak Tracy 15 yaşındayken George vefat etti. Kendisine karşı soğuk ve istismarcı bir tavır sergilemeye devam eden Avril'in bakımına bırakıldı. Tracy 16 yaşındayken annesinin bazı tanıdıklarıyla karşılaştı. Aralarında kendisine rahatsız edici şekilde ilgi duyan evli bir adam da vardı. Bu yaşlı kişi Tracy'yi düzenli olarak görmeye başlamıştı. Trajik bir şekilde Tracy bu adamdan hamile kalmış ve adam Tracy'ye bebeği aldırmaya zorlamıştı. Tracy bunu yaptıktan sonra tüm ilişkisini kesmişti. Kısa bir süre sonra Tracy 17 yaşındayken Avril'de vefat etti. Maddi açıdan kendine bakabilmek için barmen olarak yarı zamanlı bir iş buldu. Ancak Tracy geçimini sağlamak için akşamları ek gelir kaynağı olarak da seks işçiliği yapmaya başladı. 21 yaşındayken büyük anne ve büyük babasının vasiyetinden kendisine kalan mirası aldı. Önemli miktarda para sahibi oldu. Bir süre sonra Sunshine adında bir kadına aşık oldu. Birlikte seyahate çıkmaya karar verdiler ve Tracy'nin mirasını kullanarak Kanada'da birkaç ay geçirdiler. Buna rağmen ilişkileri sık sık inişli çıkışlı dönemler yaşıyordu. İstikrarsız ilişkilerine rağmen bir aile kurmak isteyen ikili bir sperm donörü aracılığıyla çocuk sahibi olmaya karar verdi. Tracy bir erkekle cinsel ilişkiye girmeyi seçti. Sunshine'la arkadaşlarını da tanık olarak dahil etmek istiyordu. Bu eylemi ritüelistik bir deneyime dönüştürmüştü. Trajik bir şekilde bir ya da iki ay sonra Tracy düşük yapmış ve bu da ilişkilerini derinden etkilemişti. Tracy'nin mirası azaldıkça seyahat etmeye fazla zaman ayıramaz oldular. Haliyle bu durum Sunshine'ın canını çok sıkıyordu. Sunshine ilişkilerini bir anda bitirdi ve Tracy ile sevgiliyken birlikte olduğu bir adamla yeni bir ilişkiye başladı. Bu ani ihanet Tracy'yi haliyle derinden etkiledi. Depresyona girmesine ve sosyal etkileşimden uzaklaşmasına neden oldu. Yaşadığı kalp kırıklığının üstesinden gelebilmek için 18 ay gibi uzun bir süre boyunca kendini dünyadan soyutladı. Bu izolasyon döneminden sonra Tracy sonunda yeniden dışarı çıkmaya başladı ve ilişkiye girdiği başka bir kadınla tanıştı. Aynı dönemde 1989 yılında Tracy şimdiki kız arkadaşıyla yaşarken Liza Pitashinsky ile bir ilişkisi oldu. Depresyonla mücadele eden Liza uyuşturucuya bağımlıydı ve aşırı kırılganlık dönemindeydi. Bu da ondan yararlanmayı kolaylaştırıyordu. Liza ayrıca Tracy'nin okült ve büyücülüğe olan ilgisini paylaşarak aralarındaki bağ güçlendirmişti. Bu dönemde Tracy arkadaşlarına kendini vampir olarak tanımladığını söylemeye başladı. İnsan kanının tat ve besleyicilik açısından daha üstün olduğuna inanmasına rağmen kan arzusunu kasaplardan hayvan kanı satın alarak giderdiğini iddia ediyordu. Tracy'nin durumu farklı bir boyuta doğru gidiyordu. Tracy'ye borcu olan Liza, borcunu ödemek için onunla bir anlaşma yaptı. Liza'nın kendine zarar vermesi ve Tracy'nin kanını içmesine izin vermesi konusunda anlaştılar. Bu anlaşma devam ettikçe Liza ve Tracy'nin ilişkisi daha romantik bir ilişkiye dönüştü.
Bundan kısa bir süre sonra Tracy ve Liza başka bir eşcinsel çiftle tanıştılar. Jim Jarvis ve Tracy Vaughn. Onlar da okültizm ve büyücülükle aynı derecede ilgileniyorlardı. Tracy Vaughn da Liza gibi belli bir saflık ve kırılganlık düzeyine sahipti. Bu da onları Tracy Wigginton'ın kendileriyle paylaştığı her şeye inanmaya yatkın hale getiriyordu. Buna sihirli güçlere, telepatik yeteneklere ve hatta görünmez olma yeteneğine sahip olma iddiaları da dahildi. Tracy Wigginton son derece karizmatik ve büyüleyici bir kişilik sergiliyordu. Haliyle diğerleri üzerindeki etkisi de daha da artıyordu. Bu grup düzenli olarak kız kıza gecelere katılıyor ve yakın bir bağ kuruyordu. Daha sonra Edward Baldock adlı adamın iğrenç cinayetinde Wigginton'ı suç ortağı olacaklardı. 20 Ekim 1989'da arkadaş grubu eşcinsel bir gece kulübü olan La Morse'a gittiler. Gece ilerledikçe ve Wigginton giderek daha fazla sarhoş oldukça kan arzusu yoğunlaşmıştı. Wigginton kan arzusunu, bu arzularını destekleyen arkadaşlarına açıkça ifade etti. Buna çok acil bir şekilde ihtiyacı vardı. Arkadaşları zaten ne derse inanıyorlardı. Wigginton, kız arkadaşı Liza dışında yeni bir kaynak bulma isteğini dile getirdi. Arkadaş grubu gece kulübünden saat 23.30 civarlarında ayrıldı. Bu isteklerini gidermek için bir plan yaptılar. Plana göre Liza'nın arabasıyla şehirde dolaşarak masum bir kurban arayacaklardı. Kadın ya da erkek olsun. Kurban arabaya bindirilecek ve Wigginton'ın kanlarıyla beslenebileceği bir yere götürülecekti. Aramaları sırasında civarda dolaşan Edward Baldock adında bir adama rastladılar. Edward Baldock kadınlarla birlikte arabaya nasıl bindiği bilinmiyor. Bazı kaynaklar Wigginton'ın Baldock'ı cezbetmek için seks işçiliği hizmeti sunmuş olabileceğini öne sürerken, diğerleri kadınların sadece onu eve bırakmayı teklif ettiklerini iddia etmektedir. Ancak her ne olursa olsun, Edward Baldock o arabaya binmişti. Bir süre yol aldıktan sonra grup, Brisbane Nehri yakınlarındaki Orley Park'a gittiler. Baldock'ın eşlik ettiği Wigginton ve Liza arabadan inerek şehir kıyısına doğru ilerledi. Gidecekleri yere vardıklarında Wigginton, Liza'ya arabaya dönmesini söyleyerek Baldock'la yalnız kaldı. Wigginton, Baldock'tan soyunmasını isterken kendisi de tuvalete gitmek için izin istemişti. Adamın haberi olmadan bıçak almak için aceleyle arabaya döndü. Wigginton döndüğünde Baldock çırılçıplaktı ve giysileri özenle yanına katlanmıştı. Adam Wigginton'un tavrında elle tutulur bir değişim hissetti. Az önceki kadın gitmiş, yerine başkası gelmişti. Hızla çıkardığı cebindeki bıçakla Baldock'a doğru koştu. Omzundan yakaladı ve boynuna doğru zorla sapladı. Bunu vücudunun üst kısmında çok sayıda bıçak darbesi izledi. Wigginton, Baldock'ın can çekişen bedeninin yanında kalmış ve nefes alması durana kadar sigara içmişti. Olay yerinden ayrılmadan önce bir bıçak darbesi daha vurdu. Arkadaşlarıyla tekrar bir araya geldiğinde Wigginton'ın nefesinde belirgin bir kan kokusu olduğu belli oluyordu. Bu da Baldock'ın kanını içtiğini düşünmelerine yol açtı. Tracy Wigginton açlığını başka bir kaynak üzerinden halletmişti. Sabah saat 5'te kuşu yapan bir kişi Orley Park'ta Edward Baldock'ın cansız bedenini bulmuş ve derhal polise haber vermişti. Daha sonraki soruşturma sırasında olay yerini inceleyen bir olay yeri görevlisi fotoğraf çekerken yaraların gerçek ciddiyetini fark etti. Araştırmacı mümkün olan tüm açıları yakalamak için bedenin yerini değiştirmeye çalıştı. Ancak Edward'ın kafası vücudundan neredeyse tamamen ayrılmış olduğu için bir şey yapamadı. Edward Baldock boynunun arkasına, göğsüne ve karnına aldığı 27 bıçak darbesine yenik düşmüştü. Sol üst boynundaki iki ana arter tamamen kopmuştu. Doktor Naylor'ın uzman tanık ifadesinde bu yaraların hızlı ve önemli ölçüde kan kaybına yol açtığını, halsizlik, baş dönmesi ve birkaç dakika içinde ölümüne neden olduğunu söyledi. Ayrıca saldırgan omur iliğini ve omur iliğinin dörtte üçünü neredeyse koparmıştı. Polis soruşturması sırasında Edward Baldock'ın cüzdanı ve düzgünce katlanmış kıyafetleri nehir kıyısında bulundu. Mavi cüzdan içinde kimliği bulunduğundan eşyaların Baldock'a ait olduğu kesin olarak tespit edildi. Müfettişler delilleri toplayıp işlerken ayakkabılarından birinin içinde alışılmadık bir nesne fark ettiler. Cismi ellerine aldıklarında bayan T. Wigginton adında bir kişiye kayıtlı bir banka kartı buldular. Polis daha detaylı bir inceleme için kartı karakola götürdü. Kartın Tracy Wigginton'a ait olduğu tespit edildikten sonra adresini aldılar ve ikametgahına gittiler. Olay yerinde bulunan kart hakkında sorgulanan Wigginton,
kartın oraya nasıl geldiğine dair hiçbir bilgisi olmadığını iddia etti. Kendisinin ve arkadaşlarının önceki gece Orley Park'ta bulunduklarını, ancak sadece oyun alanında kaldıklarını ve herhangi bir noktada nehre yaklaşmadıklarını iddia etti. Birkaç gün sonra polis Wiginton'a bir kez daha ulaştı. Bu kez farklı bir ifade veren Wiginton, kendisinin ve arkadaşlarının aslında nehir kıyısında bir bedenle karşılaştıklarını, ancak paniğe kapıldıklarını ve kimseye haber vermeden olay yerinden kaçtıklarını söyledi. Hikayesindeki bu önemli değişiklik polisin şüphelerini biraz daha arttırdı. Başlangıçta neden suça karıştığını ya da suçla ilgili bilgisi olduğunu reddettiğini ve şimdi neden ifadesini bu kadar değiştirdiğini sorgulamaya başladılar. Polis soruşturmanın ardından Wiginton'un arkadaşlarına ve kız arkadaşına ulaşarak sorgulanmalarını istedi. Görüşmeler sırasında içlerinden biri sonunda çözüldü. Yetkililere tüm gerçeği açıkladı. Polis Wiginton'un bir katil olduğunu öğrenmişti. Wiginton da sonunda suçunu itiraf etti. Buna ek olarak Lisa Pitashinsky, Kim Jervis ve Tracy Vaux da soruşturma sırasında toplanan kanıtlara dayanarak cinayetle suçlandı. Kadınlarla daha sonra yapılan polis görüşmeleri sırasında gönüllü bir kurban bulunabileceğine inandıklarına dair bir şeyler söylediler. Wiginton'un davranışlarıyla ilgili endişeler nedeniyle psikiyatrik değerlendirmeye sevk edildi. Başlangıçta direnç gösterse de sonunda değerlendirmeye tabi tutuldu. Wiginton'u muayene eden psikiyatrlar ciddi ruh sağlığı sorunları olduğu sonucuna vardılar. Hafıza kaybı dönemleri yaşadığını söylemişti. Bu nedenle doktorlar tarafından hipnoz altına alındı. Bu durum sırasında psikiyatrlar beyninin bloke ettiği ve bastırdığı en derin travmalarını ortaya çıkarabilmişlerdi. Psikiyatrik değerlendirmeden geçtikten sonra Tracy Wiginton'a şiddetli ve tekrarlayan çocukluk travmasının bir sonucu olarak dissosiyatif kimlik bozukluğu teşhisi konuldu. Büyük babası George Wiginton'un cinsel istismarı ve büyük annesi Avril'ın fiziksel istismarı da dahil olmak üzere yaşadığı travmatik deneyimler, zihninin bir başa çıkma mekanizması olarak ayrışmasına ve farklı kişilikler yaratmasına neden olmuştu. Bu durum parçalanmış anılarını ve içinde farklı kişiliklerin varlığını açıklıyordu. Sisteminde 5 ana alter olduğu tespit edilmişti. Ev sahibi alter, aşırı duygusal ifade eksikliği sergileyen sakin ve kopuk olarak karakterize edildi. Küçük Tracy adında küçük bir alter kişiliğinin savunmasız, utangaç ve korkmuş bir parçası olarak ortaya çıktı. Koruyucu olarak tanımlanan büyük Tracy ise sistemin ahlaki pusulası ve vicdani rolünü üstlenmişti. Ayrıca sistem tarafından işlenen cinayeti şiddetle onaylamayan yoğun bir anksiyete ve depresyona sahipti. Bobby adında bir alter daha vardı. Cinayet eyleminden sorumlu alter olduğuna inanılıyordu. Kabalık ve saldırganlık sergiliyordu. Son olarak Avril, Tracy'nin zihninde korkunç ve sürekli çığlık atan biri olarak tanımlanan bir alter olarak ortaya çıkmıştı. Büyük Tracy'nin banka kartını Edward Baldwin ayakkabısına yerleştirmiş olabileceği teorisi ortaya atıldı. Yani başka kişiliği kendisini ele vermişti. Wiginton'un akli dengesinin mahkemeye çıkmaya uygun olduğu kabul edildi. Tracy Wiginton cinayet suçlamasını kabul etti. Avustralya yasalarına göre ömür boyu hapis cezasına çarptırıldı. Ayrıca 13 yıllık bir şartlı tahliye süresi aldı. 13 yıl sonra başvuruda bulunabilecekti. Sonuç olarak bu dava hızlı bir şekilde karara bağlandı. Pitashinsky, Jervis ve Vaux, yargıç McKenzie ve bir jürinin yargılamaları yönettiği Brisbane'deki yüksek mahkemede mahkemeye çıkarıldı. Duruşma sırasında Wiginton'un suç ortakları, Wiginton'un sözde sihirli güçleri tarafından zorlandıklarını ve taleplerini yerine getirmedikleri takdirde misillemeden korktuklarını iddia ederek suçu onun üzerine attılar. Lisa Pitashinsky cinayetten suçlu bulundu ve ömür boyu hapis cezası aldı. Kim Jervis ise cinayet yerine kasıtsız adam öldürmekten suçlu bulundu ve 18 yıla mahkum edildi. Bunun 12 yılını yattı. Tracy Vosa korkudan baskı altında tutulduğu için tüm suçlamalardan beraat etti. Tracy Vaux'un cinayeti önlemeye çalıştığı da tespit edilmiş, böylece cinayete isteksiz bir şekilde iştirak ettiği ortaya çıkmıştı. Tracy Wiginton cezasının 23 yılını çektikten sonra 11 Ocak 2012 tarihinde cezaevinden tahliye edildi. 2021 yılında Wiginton'a olan ilgi, Facebook'ta vampirler, cadılar ve bir yığın kafatası ve kemik resimleri paylaştığının ortaya çıkmasıyla yeniden canlandı. Bunun ardından davayı soruşturan memurlar Wiginton'ın şartlı tahliyesinin iptal edilmesi gerektiğini söyledi. Ancak bir şey yapılmadı. Tracy Wiginton
bugün hala aramızda dolaşmaktadır. Bu videonun sonuna geldik. Bir sonrakinde görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın.